Evet, işte karşınızda muhteşem kekin tarifi. Hmm, bu beni çok heyecanlandırdı. Anlaşılan siz de benim gibi heyecanlanmış olmalısınız ki bu akşam yemeğe gelecek misafirleriniz için bu kekten yapmak istiyorsunuz. Fakat burada verilen bu tarif 32 kişilik bir kek için yazılmış. Yani bu malzemelerle yapılan bir kek 32 kişiye yetebiliyor. Oysa sizin akşam 16 kişilik bir misafir grubunuz olacak. Peki sizin misafirleriniz 16 kişi olduğuna göre o zaman ihtiyacınız olan malzemeler ne olacak? Buradaki malzemelerden sizin ne kadarlık ihtiyacınız olacak? Şimdi videoyu durdurup miktarları önce kendi başınıza bulmayı denemenizi istiyorum. Şimdi şöyle diyebiliriz. İstediğiniz kek aslında bir miktar daha küçük bir muhteşem kek. Onun için buraya daha küçük muhteşem kek yazalım. Burada şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Misafir sayımız orijinal kekin sunabileceği kişi sayısının yarısı olduğuna göre malzeme miktarları da yarı yarıya olmalı. Evet bu doğru. Daha küçük muhteşem kek için 8 yerine 4 adet yumurtaya ihtiyacınız olacak. 6 bardak yerine 3 bardak una ihtiyacınız olacak. 6 bardak yerine 3 bardak şekere ihtiyacınız olacak. Buradaki miktarların her birinin yarısını bu tarafa yazıyorum. 2 bardak, tereyağ bardak tereyağı yerine 1 bardak tereyağı, 6 çay kaşığı karbonat yerine 3 çay kaşığı karbonat ve son olarak da 2 bardak su yerine 1 bardak su kullanacaksınız. Evet, işte tarifi bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Fakat, burada iki tarif arasındaki bir ilişki enteresan görünüyor. 32 kişilik olan orijinal muhteşem kek tarifi ile daha küçük muhteşem kek tarifi arasındaki yani o da oran kavramı. Bunu söylerken malzemeler arasındaki oranlardan ve istenen kişi sayısı için ihtiyaç olan malzeme oranından bahsediyorum. Mesela burada her 8 yumurta için 6 bardak una ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Bunu şöyle yazalım. Her 8 yumurta için 6 bardak un ekle. Her 8 yumurta için 6 bardak un ekle. Ki bunu da yumurtaların una oranı olarak 8'e 6 şeklinde ifade edebiliriz. Tekrar edersek burada her 8 yumurta için 6 bardak un olduğu söyleniyor. Eğer her 6 bardak un için 8 yumurta olduğunu söyleseydim 6'ya 8 şeklinde bir oran yazardım. Yani burada sıra önemli. Ben burada yumurtaların una oranından bahsediyordum. Yani yumurtaların kaç bardak un olduğuna oranı ki o da 8'e 6. Her 8 yumurta için 6 bardak unumuz var. Peki daha küçük kekte durum ne olacak? Bu tarafta da her 4 yumurta için 3 bardak un ekliyoruz. Her 4 yumurta için 3 bardak un ekliyoruz. O zaman buradaki oran ne olur? Her 4 yumurta için 3 bardak un olduğuna göre yumurtaların una oranı 4'e 3'tür. Görünen o ki bu ikisi tamamen eşit oranlar. Her 8 yumurta için 6 bardak un varsa bu aynı zamanda her 4 yumurta için 3 bardak un var olması anlamına gelir. Burada aslında bu sayıların her birini ikiye bölüyoruz. Yani burada yumurtaların una oranının her iki durumda da, hatta şuraya da yazayım, yumurtaların una oranı her iki durumda da 4'e 3'tür. Yani 4 yumurtaya 3 bardak un kadardır. Bu oran her iki tarif için de geçerli. 4 yumurtaya 3 bardak un kullanılacaksa, 8 yumurta kullanılan buradaki durumda da 6 bardak un kullanmamız gerekiyor demektir. İşte oranlar bizlere bu şekilde yardımcı olabilir. Bu tarif farklı sayıda yumurta, farklı miktarda un veya şeker içeriyor olabilir ama malzemeler arasındaki oran aynı. Dolayısıyla yaptığınız kekin tadı yine de aynı olacak. Yani kekiniz aslında aynı kek olacak. Sadece boyutu değişecek.